Bölüm 1: Güçlü bir konuşma yapmanın sırrı duygusal bağ kurmak. Bugün bir konuşma yapmanın gücünü keşfedeceğiz. Peki, bir konuşmayı nasıl unutulmaz hale getirebilirsiniz? Neden bazen çok sayıda veriye, istatistiğe ve bilgiye boğulmuş bir konuşma izleyicilerin aklında hiçbir iz bırakmaz? Cevap aslında çok basit: Odaklanma. Hepimiz bir konuşmayı dinlerken duygusal olarak bağ kurmak isteriz. Bazen anlamlı bir hikaye dinlemek ya da konunun hayatımıza ne kadar yakın olduğunu fark etmek etkilenmemizi sağlayan tek şey olabilir. Ancak çoğu zaman bir konuşmanın sonunda izleyiciler konuşmacının verdiği mesajları hatırlamazlar. İ 2000 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, insanların %70'inin izledikleri konuşmanın ne hakkında olduğunu hatırlamadığını gösteriyor. İronik olan şu ki, bu izleyicilerin çoğu konuşmanın ana mesajını ya da hedefini unutuyorlar. Hatta konuşmacıların kendisi bile söyledikleri şeylerin amaçlarını hatırlamakta zorlanabiliyor. Neden bu kadar zor? Çünkü doğru bir odaklanma olmadan her şey karışıyor. İyi bir konuşma sadece bilgiyi aktarmaktan ibaret değildir odaklanarak hedefe ulaşan bir konuşma olmalıdır. Bu videoda Score adı verilen güçlü bir yöntemle nasıl başarılı ve etkileyici konuşmalar hazırlayabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. Bu metodun arkasındaki temel felsefe şudur: İzleyiciye sadece bilgi değil, anlamlı bir mesaj sunmalısınız. Ama doğru odaklanma nasıl sağlanır? Nereden başlamak gerekir? Endişelenmeyin. Score yöntemi size adım adım yardımcı olacak. Bu yöntemi uygulayarak konuşmalarınızı hem izleyicilerin hatırlayacağı hem de kalplerine dokunacak şekilde şekillendirebilirsiniz. Şimdi baştan sona odaklanmış bir konuşma hazırlamak için SCORR yöntemine nasıl yaklaşmamız gerektiğini inceleyeceğiz. SCORR yöntemi nedir? SCORR aslında sadece bir akronimdir ve her bir harf bir konuşma hazırlamanın önemli bir aşamasını temsil eder. S konuşmanın konusunu seçmek, C temayı belirlemek, O hedefi netleştirmek, R gerekçelendirme yapmak, R kaynakları eklemek ve E sonuçları değerlendirmektir. Her bir aşama konuşmanıza odaklanmak ve bunu etkili bir şekilde iletmek için kritik öneme sahiptir. Bunun ilk adımı konuşmanızın konusunu belirlemek olacaktır. Ama bu öyle her şeyin bir arada konuşulacağı geniş bir konu olmasın. Hedefe kilitlenmiş bir konu, konuşmanızı yapılandırmanın temel taşıdır. Peki, konu nasıl seçilir? Burada önemli olan çok fazla dağılmadan sadece tek bir odak noktası üzerinde yoğunlaşmaktır. Örneğin, eğer bilim üzerine konuşacaksanız, bilimin geçmişi ya da bilimin geleceği gibi daraltılmış alt başlıklara yönelmeniz konuşmanızı çok daha etkili kılacaktır. Birçok konuşmacı konu seçerken kendisini kaybeder. Bir konuda çok fazla şey bilirsiniz ve hepsini anlatmak istersiniz. Ama bu strateji size sadece izleyicilerin dikkatini kaybettirir. İyi bir konuşma bilgiyi değil, anlamı ve amacınızı iletmeye odaklanır. Bölüm 2'de bu metodun nasıl bir yapı oluşturduğunu, özellikle bir konuşma için nasıl bir hedef cümlesi yazacağımızı detaylıca inceleyeceğiz. Çünkü gerçek güç bir cümlede yatar. Hedefinizi belirleyin, gerisini konuşma içinde oturtun. Bölüm 2. Hedef cümlesinin gücü, bir cümlede düşünceyi şekillendirmek. Evet, konuyu ve temayı belirledik. Ama şunu unutmayın, konuşmanız sadece bilgiden ibaret olamaz ama çok daha önemlidir. Bu noktada score yönteminin en kritik adımlarından birine geliyoruz. Hedef cümlesi. Hedef cümlesi nedir ve neden bu kadar önemlidir? Düşünsenize, bir konuşmanın sonunda izleyiciler, ''Peki, ben şimdi ne öğrendim?'' diye sorarlarsa, cevabınız ne olacak? Hedef cümlesi, konuşmanızı dinleyen herkese net bir mesaj verir ve konuşmanızın tüm yapısını şekillendirir. Eğer doğru bir hedef cümlesi oluşturabilirseniz, konuşmanın her bir parçası bu cümleye hizmet eder ve izleyicilerinize tam olarak ne iletmek istediğinizi anlatır. Ama bu bir cümleyle yapılabilir mi? Evet, kesinlikle. Hedef cümlesinin oluşturulması aslında üç ana bileşene dayanır. Propozisyon, öneri, konuşmanızın temel mesajını, neyi savunduğunuzu belirleyin. Örneğin her çift kalıcı bir evlilik yapabilir. Soru ve cevap, interrogatif ve yanıt. Propozisyonu destekleyen soruyu ve bu soruya vereceğiniz cevabı oluşturun. Bu, konuşmanın çözüm kısmıdır. Örneğin, peki çiftler nasıl uzun süreli bir evlilik sürdürebilirler? Cevap, çiftler başkalarına olan çekicilikten kaçınarak ve sadık kalarak uzun süreli bir evlilik inşa edebilirler. Anahtar kelime. Bu cümledeki anahtar kelime konuşmanızın temel odak noktasıdır. Örneğin, sadakat konuşmanızın anahtarıdır. Sadakat konusu evlilikle ilgili her nokta için temel bir yapı oluşturur ve diğer her şey bu konu etrafında döner. Bu cümleyi örnek alarak hedef cümleniz şu şekilde olabilir: Her çift başkalarına karşı duyulan çekicilikten ve sadakatsizlikten kaçınarak kalıcı bir evlilik sürdürebilir. Bu çok güçlü ve net bir cümledir. Bu cümleyi oluşturduğunuzda konuşmanızın yapısı belirginleşir ve daha odaklı hale gelir. Hedef cümlesinin gücü konuşmanızı nasıl yönlendirir? Konuşmanıza bir hedef cümlesi koymak aslında çok stratejik bir adımdır. Hedef cümlesi konuşmanızın bir yol haritası gibi işlev görür. Eğer sadakat hakkında konuşuyorsanız, konuşmanın her bölümü sadakatle bağlantılı olmalıdır. Belki sadakatsizlikle ilgili bir hikaye paylaşırsınız, belki de sadakatsizliğin evliliğe nasıl zarar verebileceğinden bahsedersiniz. Ama ne yaparsanız yapın, sadakat anahtar kelimenizdir. Bu yapı sayesinde yan konu ve yan düşüncelerden kaçınmak da çok daha kolay olur. Örneğin evlilikle ilgili olarak çiftlerin çocuk yapma sürecine girmeyi çok isteyebilirsiniz. Ama hedef cümleniz olan sadakat bu konuyu dışarıda bırakır. Hedef cümlesi her yönüyle sizi odaklanmaya zorlar. Bu gereksiz detaya girmemenizi sağlar. Bu adımda dikkat etmeniz gereken bir başka önemli nokta ise odaklanmayı kaybetmektir. Konuşma hazırlarken bazen çok fazla bilgi veririz fakat tüm bu bilgiler birbirine bağlanmadığında izleyici de kaybolur. Hedef cümlesi bu dağılmayı engeller ve her zaman konuşmanızı tek bir amaca yönlendirir. Hedef cümlesini doğru şekilde yazmak çoğu zaman konuşmanın en zor kısmı gibi görünebilir. Ama bir kez bu cümleyi doğru oluşturduğunuzda tüm konuşmanız bir bütünlük kazanır. Her adım, her nokta bu hedef cümlesi etrafında şekillenir ve konuşmanızın amacı daha açık ve etkili hale gelir. Şimdi hedef cümlesini hazırladık. Peki ya rasyonel yapıyı kurma aşaması? Konuşmanızı daha da güçlendirebilmek için artık rasyonel bir gerekçe sunmalısınız. Bu da bizi Score yönteminin bir sonraki aşamasına getiriyor. Rasyonel gerekçe cümlesi. Bölüm 3: Rasyonel gerekçe konuşmanızın güvenini artırmak. Hedef cümlesini oluşturduk ve konuşmamızın odak noktası belirginleşti. Ancak bir konuşma yalnızca odaklanmakla güçlü olmaz. Konuşmanızı dinleyen insanların söylediklerinize inanması ve size güvenmesi gerekir. İşte bu noktada devreye rasyonel gerekçe giriyor. Rasyonel gerekçe konuşmanızın temel dayanaklarını sağlar. Yani söylediğiniz her şeyin doğruluğunu ve geçerliliğini izleyiciye kanıtlamak için kullandığınız mantıklı argümanlardır. Bir düşünün. Eğer bir izleyici size tamamen bilimsel olmayan, mantıksız bir şey söylüyorsa, bunu dinlemek istemezsiniz değil mi? İnsanlar söylediklerinizin mantıklı ve tutarlı olduğuna ikna olmalı. Bu yüzden gerekçelendirme yapmak sizin inandırıcılığınızı artırır ve konuşmanızın izleyiciler üzerinde daha güçlü bir etki bırakmasını sağlar. Rasyonel gerekçe konuşmanızın güvenilirliğini inşa eder ve izleyicinin sizin söylediklerinize güvenmesini sağlar. Rasyonel gerekçe nasıl oluşturulur? Bu süreci 3 ana adımda inceleyebiliriz. Argümanların tutarlılığı. Her bir argümanınızın konuşmanın hedefiyle tutarlı olması gerekir. Bir argüman geliştirdiğinizde bunun yalnızca hedef cümlenizle değil, aynı zamanda konuşmanızın genel yapısıyla da uyum içinde olması gerekir. Örneğin, çiftler sadakatsizliği önleyerek uzun süreli bir evlilik sürdürebilir şeklindeki hedef cümlemizde sadakatsizliğin evliliğe zarar verdiğine dair net, mantıklı bir gerekçe sunmalıyız. Bunun için örnekler verebiliriz. Mesela, sadakatsizliğin evlilikleri nasıl tehdit ettiğini anlatan araştırmalar veya gerçek hayattan hikayelerle güçlendirebiliriz. Bu izleyiciye mesajınızın güçlü ve mantıklı olduğunu gösterecektir. Bağlantılı noktalar, rasyonel gerekçe sadece bireysel argümanlar sunmakla kalmaz, bu argümanların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu da gösterir. Her argüman bir diğerini desteklemeli ve bir bütün olarak konuşmanın mantıklı bir akış oluşturmasını sağlamalıdır. Örneğin, sadakatsizliğin evliliğe verdiği zarar üzerine söylediğiniz her şey, sadakatsizliğin önlenmesi gerektiği mesajını güçlendirmeli ve bu iki argüman birbirine bağlı olmalıdır. Her bir nokta birbiriyle doğal bir şekilde ilişkili olmalı ki izleyici mantıklı bir bütün olarak kabul etsin. İzleyicinin zihnini şekillendirme. Rasyonel gerekçe sadece mantıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda izleyicinin zihninde de bir değişim yaratmalıdır. Burada önemli olan sadece akılcı bir argüman sunmak değil, bu argümanı duygusal açıdan da zenginleştirmektir. Örneğin, sadakatsizlikle ilgili bir hikaye anlatarak bu sorunun ne kadar insan hayatını etkileyen bir mesele olduğunu vurgulayabiliriz. Bu, izleyicinin konuyla ilgili daha derin bir empati kurmasına yardımcı olacaktır. Rasyonel gerekçe konuşmanızı daha güvenilir, inandırıcı ve akılda kalıcı hale getirir. Ancak tek başına yeterli değil. Şimdi konuşmamızı daha canlı hale getirebilmek için başka bir adım var: kaynaklar. Yani anlatacağımız hikayeler, örnekler, görseller ve medyalar ile konuşmamızı zenginleştirerek izleyicinin ilgisini canlı tutmamız gerekir. Kaynaklar, konuşmanın canlılığı ve duygusal bağ. Kaynaklar, konuşmanızı sadece mantıklı kılmakla kalmaz, aynı zamanda canlı ve ilgi çekici hale getirir. Rasyonel gerekçeyle doğrulanan argümanlar, hikayeler ve örneklerle daha anlamlı hale gelir. Bu hikayeler, insanların hayatındaki duygusal ve bireysel etkileri gösterebilir. Örneğin, sadakatsizlikle ilgili bir konuşma yapıyorsanız, bu durumu etkileyici bir şekilde anlatan bir gerçek hayat hikayesi paylaşmak, mesajınızı çok daha etkili hale getirecektir. Konuşma yaparken kaynağınız güvenilir olmalı ve anlatmak istediğiniz mesajı güçlendirmelidir. Kaynaklar aynı zamanda görsel unsurlar da içerebilir. Ekranda bir fotoğraf, bir grafik ya da bir alıntı gösterdiğinizde izleyiciyle bağ kurmak çok daha kolay hale gelir. Anlatılan hikayenin güçlendiği bir görsel duygusal bir etki yaratır ve izleyicinin konuya olan ilgisini artırır. Hikayenin gücü, konuşmanın odak noktasıyla örtüşen gerçekler ve bilgilerle desteklendiğinde daha da artar. Her hikaye, her örnek, her kaynak konuşmanızın amacını güçlendirir ve odak noktasına hizmet eder. Eğer sadakatsizliğin evliliğe nasıl zarar verdiği ile ilgili bir hikaye anlatıyorsanız, ardından bunu destekleyen istatistikler ve bilimsel veriler eklemek konuşmanızı daha inandırıcı ve derinlemesine bir hale getirecektir. Sonuç olarak kaynaklar sadece bilgiyi aktarmak için değil, aynı zamanda izleyicinin ilgisini çekmek ve onların duygusal bağ kurmalarını sağlamak için de kullanılmalıdır. Her bir hikaye, her bir kaynak konuşmanızı canlı kılar ve gerçekten unutulmaz olmasına yardımcı olur. Şimdi konuşmamızın bu temel yapı taşlarını inşa ettik ve her bir argüman ile izleyicimizin zihninde sağlam bir temele sahip olduk. Peki, her şeyin sonunda ne yapmalıyız? Konuşmamızın sonuç kısmını nasıl inşa ederiz? İyi bir konuşma yalnızca içeriğiyle değil, sonuç kısmıyla da etkili olur. Bu da bizi skorre yönteminin değerlendirme aşamasına getiriyor. Bölüm 4: Değerlendirme, son dokunuşlar ve konuşmanın gücünü artırma. Bir konuşmayı tamamlamak yalnızca argümanlarınızı sunmakla bitmez. O argümanların doğruluğunu ve etkililiğini sürekli değerlendirmek ve geliştirmek gereklidir. İşte bu noktada değerlendirme aşaması devreye girer. Konuşmanın her aşamasında değerlendirme yaparak hataları tespit edebilir, zayıf noktaları güçlendirebilir ve odak noktalarına sadık kalabilirsiniz. Değerlendirme, konuşmanın bitmiş olduğu anlamına gelmez. Aksine, konuşmanın son bir kez gözden geçirilmesi ve optimize edilmesi sürecidir. Bu adım, profesyonel bir konuşmacının kusursuz bir konuşma yapabilmesi için en kritik aşamadır. Yalnızca iyi hazırlanmak değil, aynı zamanda hazırlıklarınızın sonuçları üzerinde düşünmek ve yeniden gözden geçirmek gerekir. Peki, nasıl daha etkili bir değerlendirme süreci izleyebiliriz? 1. Konuşma içeriğini gözden geçirme. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması konuşmanın içeriğine odaklanmaktır. Konuşmanızı bir hafta önceden yazıp kenara koymak, onunla kısa bir süreliğine mesafelenmenizi sağlar. Bu, daha taze bir bakış açısıyla içeriği yeniden gözden geçirmenize olanak tanır. Herhangi bir belirsizlik, fazla bilgi ya da konu dışı yanılgılar fark edeceksiniz. Örneğin, konuşmanızda çok fazla istatiksel veri kullanmış olabilirsiniz ve bu dinleyiciler için karmaşık ve sıkıcı olabilir. O zaman bu verilerin sayısını azaltarak daha anlaşılır ve ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Aynı şekilde gereksiz uzunlukları kısaltarak ya da çok fazla detaya girmeyerek konuşmanın dinleyicinin dikkatini kaybetmesine engel olabilirsiniz. Konuşmanızın her bölümü odak noktasına hizmet etmeli. Unutmayın, fazla bilgi mesajın kaybolmasına neden olabilir. Konuşma içeriklerinizi gözden geçirirken kullanılan dil de çok önemli bir rol oynar. Eğer eğer izleyicilerinizin anlayamayacağı jargonlar kullanıyorsanız, anlaşılabilir bir dil seçmek en akıllıca karar olacaktır. Konuşmanın etkisi, kelimelerin doğru ve açık bir şekilde iletilmesiyle güçlenir. 2. Hikayeleri ve kaynakları yeniden inceleme Rasyonel gerekçeniz kadar hikayeler ve kaynaklar da konuşmanızı destekleyen önemli unsurlarınızdır. Bu kaynakları yeniden gözden geçirmelisiniz. Çünkü doğru hikayeler ve kaynaklar konuşmanızı çok daha etkili hale getirebilir. Hikayeler, izleyicinin duygularını harekete geçirebilir, ancak yanlış ya da eksik bir hikaye istediğiniz duygusal etkiyi yaratmayabilir. Buna ek olarak kaynakların güvenilir ve doğru olduğundan emin olun. Özellikle bilimsel ya da istatistiksel verilerle desteklediğiniz argümanlar dinleyicinin güvenini kazanmanıza yardımcı olur. Bu kaynakların hem güncel hem de doğru olmasına özen gösterin. Eski ve doğruluğu şüpheli veriler kullanmak mesajınızın inandırıcılığını zedeler. Eğer hikayelerinizin içeriği duygusal açıdan güçlü ancak kısa ve net değilse onları gözden geçirmeniz gerekebilir. Kısa ve öz bir hikaye bazen uzun bir hikayeden daha etkili olabilir. Hikayenin sonunda vereceğiniz mesaj izleyicinin aklında kalacak olan ana mesaj olmalıdır. 3 dinleyici profili ve hedef kitleyi unutma. Konuşmalar genellikle hedef kitleye özel olarak hazırlanır. Bu yüzden izleyicinizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve iletişim tarzlarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Dinleyicinizin nelerden hoşlandığını, hangi konularda daha duyarlı olduğunu ve onları hangi noktada etkileyebileceğinizi bilmek konuşmanızın başarısını artıracaktır. Örneğin, konuşma yaparken belirli bir dinleyici grubunun daha analitik mi yoksa duygusal mı olduğunu bilmek sunum tarzınızı etkiler. Eğer izleyiciniz daha çok genç ve yenilikçi bir kitle ise, teknolojik gelişmeler ve yenilikçi hikayeler paylaş daha ilgi çekici olabilir. Eğer yaşlı bir kitleyle konuşuyorsanız, daha fazla geçmişten örnekler ve nostaljik referanslar kullanmak, onların ilgi alanlarına hitap edecektir. Değerlendirme aşamasında, konuşmanızı hedef kitlenize ne kadar uygun hale getirdiğinizi gözden geçirebilirsiniz. İzleyicilerinizin yaşadığı duygusal ve zihinsel durumları göz önünde bulundurmanız, konuşmanın daha etkili ve unutulmaz olmasını sağlar. 4. Duygusal bağ kurma ve empati. Son olarak konuşmanın duygusal boyutuna da odaklanmak gerekir. Konuşma sadece bilgi aktarmaktan ibaret değildir. İzleyiciyle duygusal bir bağ kurmak çok önemlidir. Dinleyicilerinizi etkilemek, onlarla empati kurmak ve Konuşmanın sonunda güçlü bir mesaj bırakmak istiyorsanız, izleyicinin duygusal açıdan nasıl tepki vereceğini değerlendirmelisiniz. Burada humor yani mizahın rolü büyük. Mizah çoğu zaman çok ciddi konularda bile dinleyiciyle bağ kurma aracıdır. Bir mizah unsuru dinleyicinin dikkatini çeker ve konuşmanızın hafızalarda kalmasına yardımcı olur. Bununla birlikte her zaman dikkatli olmanız gerekir. Mizahın doğru zamanda ve doğru şekilde kullanılması gerekir. Aksi takdirde mizah izleyicinin dikkatini dağıtabilir ve mesajınızın ciddiyetini zedeler. 5. Kapanış ve sonuç değerlendirme aynı zamanda konuşmanızın kapanışı için de kritik bir aşamadır. Sonuç kısmı izleyicilerinizin konuşmayı hatırlayıp hatırlamayacaklarını belirler. İyi bir kapanış yalnızca söylediklerinizi özetlemekle kalmaz, aynı zamanda yeni bir perspektif sunar ve izleyiciye eylem çağrısı yapar. Konuşmanın kapanışı güçlü ve unutulmaz olmalıdır. Kapanışta dinleyicilerinizi harekete geçirecek ya da düşündürecek bir cümle kullanarak konuşmanızı unutulmaz kılabilirsiniz. Burada önemli olan konuşmanın ana temasına ve mesajına sadık kalmaktır. Eğer ana fikriniz evlilikte sadakatsizliğin yıkıcı etkisi ise, kapanışınızda bu konuda güçlü bir mesaj vermelisiniz. Örneğin, "Evliliklerde sadakatsizlik sadece bir hata değil, bir ilişkinin öldürücü bir virüsüdür. Onu zamanında önlerseniz, sevgi ve güvenle daha uzun yıllar devam edebilir." gibi bir cümle, dinleyicinin duygusal bağ kurmasına ve mesajınızı hatırlamasına yardımcı olabilir. Değerlendirme, konuşmanın her yönünü gözden geçirme, geliştirme ve güçlendirme sürecidir. Her bir bölüm konuşmanızı daha etkili hale getirmek için bir fırsat sunar. Bu süreç doğru yapılırsa konuşmanızı bir başarıya dönüştürür ve dinleyicileriniz üzerinde kalıcı bir etki bırakır. Unutmayın, bir konuşma sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda izleyicinin zihninde ve duygularında iz bırakmalıdır. Sonuç olarak, güçlü bir konuşma yapmak her şeyden önce odaklanmayı gerektirir. Konuşmanızı etkili kılacak olan anlattığınız hikayeler değil, sadece içerik değil, gerçekten ne anlatmak istediğinizdir. Scorere metodunun ana hatları bu odaklanmayı oluşturmanıza yardımcı olur. Başarılı bir konuşma için konuya bağlı kalmak, doğru stratejiler geliştirmek, izleyiciyle güçlü bir bağ kurmak ve her adımda düşüncelerinizi değerlendirip yeniden şekillendirmek esastır. Konuşmaların gücü sadece kelimelerle değil, bu kelimelerin içerdiği anlam ve duygularla belirlenir. Dinleyicinizin kalbine dokunduğunuzda mesajınız kalıcı olur. Başarılı bir konuşma hem sizin hem de izleyicilerinizin unutamayacağı bir deneyime dönüşür. Eğer bir konuşma yapmayı planlıyorsanız, şimdi hazır olma zamanıdır. Hazırlığınızı yapın, odaklanın, izleyicilerinizle bağ kurun ve her kelimenin gücünü kullanarak unutulmaz bir etki bırakın. Unutmayın, güçlü bir konuşma sadece söylemek değil, gerçekten hissettirmektir.